Amanos Dağları ile Çukurova arasına yerleşmiş çok güzel, çok ünlü bir yerdeyiz. Neredeyiz biliyor musunuz? Yer fıstığıyla, tolgasıyla, kömbesiyle, Karaçay ve Ceyhan'ın suladığı bereketli topraklardayız. Hala anlamadınız mı? Soku'da bulgur gelinim, Soku'da bulgur. Peçeni kaldır gelinim, peçeni kaldır. Osmaniye'deyiz, Osmaniye'de. Gidiyoruz gündüz gece. Kayfe oldum tavalarda, kavruldum. Toz duman oldum, belenlerde savruldum. Hele gel beri, gel beri de usul doylum sar beni. Sevgili seyirciler, Karaçay Mahallesi'ne geldik. Ahmet İpek abimin evine geldik. Ne yapacağız burada? Etli kömbe yapacağız. Etli kömbe nasıl yapılır? Tadı nasıldır? Kilo yapar mı? Şimdi onları beraber öğreneceğiz. Hadi buyurun. Selamünaleyküm Ahmet abi. Aleykümselam. Ne yapıyorsun abim? Nasılsın ya? Sağ ol. Etli kömbe yiyeceğiz. Allah razı olsun. Etli kömbe yiyeceğiz. Evet. Bugün etli kömbe günü. Ya, nasılsın annem? İyi misin? Size yemek yapıyorum. Bak hele canım etli bir etli kömbe çekti. Ne olduğunu daha bilmiyorum. Daha yemedim ama canım bir çekti. Kaynanan seviyorum. Kaynanan bayılır bana. Bayılır. Kaynanan senin gibisini bulmuştum. Daha ne istiyor? Bana dediler ki Osmaniye'ye gidiyorsan etli kömbe yiyeceksin. Bu ne? O Tolga'nın. Tolga kim? Senin torun mu? Yok. Yemek. Ha yemek. Etli kömbenin malzemesi hangisi? Malzemesi orada. Ha burada. Bakayım hele o neymiş annem? Kıyma, kıyma, soğan. Bir de salça, baharat. Mis gibi kokuyor vallahi. Kıyma. Kıyma. Kıyar mıyım? Niye kıyayım canım? Salça. Evet. Baharat. Baharat. Karabiber, yaprak biber. Bak hele annem. Şunu bir anlat. Nasıl yapılıyor? Bunu ne yaptık? Şimdi yufkayı açtık. Yufkayı açıyorum. Tamam. Ben mi açıyorum? Biz açıyoruz. Ha tamam. Açtık. Kaç kat? Üç kat hamur. Üç kat hamur. Üç kat daha hamur. Öyle mi? Evet. Araları yağlanıyor zeytinyağıyla. Aa. Ay maşallah maşallah. Şimdi serdin tamam ne olacak şimdi? Üstüne yeniden üç tane hamur. Ha üç tane böyle yufka mı açacağız yine? Yufka açıyoruz üstüne. Bu eski zaman işi. Ha eski zaman işi. Yeni nesil yufka. Şimdi biz kendimiz açıyoruz. Değil mi? Evet. Yeni nesil hazır. Hazır onlar. Bilmezler bunu. Nasıl dışarıda pişiriyoruz bak burada bitiriyoruz. Nasıl dışarıda? Ha. Anam orada şeyde bak kozalakların orada mı? Şimdi görürüz. Yeni nesil nerede pişiriyor bunu? Fırında. Otomatik gelinler. Naylon gelinler. Naylon gelinler he. Tekrar böyle serilecek üzerinde. Bu üstüne mi serilecek üstüne şimdi? Üstüne serilecek. Üç ha? Kat daha. Dokuz kat oluyor kömbemiz. Üç kat bir tekrar kıyma. Üç kat tekrar üç kat. Yani dokuz kat. Dokuz kat öyle olacak. Evet dokuz kat olacak. Abo bayağı. Bayağı emekli tabii. Siz izin aldınız mı belediyeden dokuz kat? Bayağı kaç çıktın sen? Şimdi ne yapıyorsun annem? Yağlıyorum. Yağlıyorum. Zeytinyağıyla. Katlar ayrılsın yerken diye. Ha. Ağzımız alındığı zaman birbirine değil ayrı böyle kıtır kıtır olacak. Kömbe ne demek abi? Bir anlamı var mı kömbenin? Bunu eskiden közün içinde pişirirler. Ha işte gömerlermiş közün köze içine. Köze gömermiş evet. Ondan kömbe kalmış. Kömbe kalmış. Aslı bu. Döküyorum. Hepsi öyle de. Dök dedin bana ben de döküyorum. Döküyorum. Tamam vallahi döküyorum. Gördün ya değil mi? Kaşıkla böyle bir şey. Ha kaşıkla pardon. Evet. Pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbim bereketli olsun kömbemiz. Öğrenmem mi yapıyor muyum? Lazım olur. Olma mı ya? He. Yeter mi? Evde hanıma hizmet ederim. Bakkal markete giderim. Çocuğun altına bakarım. Nedense bana kılıbık derler. Avo! Bak şimdi. Nedense sana kılıbık derler. Başka? Tek yaptığım iş eve kattım. Hanım işe gitti. Çocuklara baktım. Komşulara çalım sattım. Nedense bana kılıbık derler. Alkış! Sana kılıbık diyorlarsa haksız da değiller. Sayılmazlar. Allah kusura bakma. Kılıbıksın. Kılıbıksın işte Ahmet abi. Kılıbıksın. Hanım işe gidiyor yok çocuğun altını. Vallahi bırak Ahmet abi. Elhamdülillah. Ay. Ne olacak ki kılıbık olunca ne oluyor ki? Hayat müşterek. Hayat müşterek. Ben de kendimi kılıbık sanardım. Benden daha kılıbığı da varmış bak. Kim? Sen. Sana yazdığımlar onu. Hanımla kavga edeceğine kılıbık oluruz canım ne olacak? Ha? Şimdi kömbemiz bitti. Tam 9 kat. Dile kolay ya. 9 kat ne demek ya? İstanbul'da yapsan kaçak kat diye adam vallahi suçlarlar ha. 9 kat şu an kömbemiz hazır. Bununla keseceğiz mi şimdi? Keseceğiz. Annem senin adın neydi ki? Şehriban. Şehriban, Şehriban.
Kömbe yaptı şehriban, şehriban, şehriban. Kömbe yaptı şehriban, dokuz katlı şehriban. Kömbe yaptı şehriban. Eline sağlık. Evet. Annem sağ benim. Ol. Anam, Ayla Hanım, ne yapıyorsunuz? Kömbeyi dilimliyoruz. Neden dilimliyoruz? Neden? Servis yaparken kolay olsun diye. Nasıl? Bir de pişmeden dilimliyoruz. Piştiği zaman dilimlenmez çünkü. Ne oldu, bir konuşamadın? Az önce şakıyordun, ne oldu? Şimdi diyordum, ne oldu? Ya. Dilimliyoruz. Ha. Servis yaparken kolay olsun diye dilimlemeden pişirirsek de piştiği zaman kurur yüzü. Dilim vallahi haline nasıl gelmez. Hırs yaptı, nasıl konuştu, hiç ığ bile demedi vallahi, maşallah. Ağzına sağlık. Ha bir de bu taraftan mı keseceğiz? Şimdi görürsünüz. Oo. Baklava dilimini büyüyor. Evet. Ha öyle baklava gibi keseceğiz. Evet, evet. Allah Allah. Dokuz... Sana kim öğretti bunu? Annem. Bu anneler olmasa biz ne yapacaktık vallahi? Elin kapısı var dedi, öğretti. Ne dedi, ne dedi? Elin kapısı ya. Var dedi, öğretti. Niye? Çünkü yarın gittiğinde kaynanan oklavayı böyle... Yok yapmaz. Evet. Yapar mı? Yapmaz. Yani. Yapmaz. Ama o dil var ya, o dil, Allah muhafaza o da. Yok benim kaynanam öyle değil. Hayır. Peki bunun yanına ne gider annem? En güzeli Tolga. Etli kömbemiz yerine gidiyor. Nereye gidiyor? Pişmeye. Pişmeye gidiyor. Ateşe gidiyor. Evet. Hadi gelin. Buyurun. Buyurun. Anam hani ateş yok. Ana ne güzel. Fıstıkları kim yedi kız? Bize kabuğu mu kaldı? Fıstıkların bize kabuğu mu kaldı? Fıstık yeri ya. Fıstık yeri de. Hani nerede bu fıstıkların içi, nerede? Hadi o zaman koyamıyoruz buraya. Evet. Ah tamam. Onu ne yapıyormuş? Onu üzerine kapatıyor. Niye ki? Üstüne pişirecek. Ha Allah'ım ne kadar değişik şeymiş ya. O ne? Bu da fıstık kabuğu. Gene fıstık kabuğu. Annem ne yapıyorsunuz? Ters alta koymamız lazım bunları. Terslik var bu işte. Vallahi yanlış yapıyormuş sanki. Tersler böyle pişiriyor. Ya bunda bir terslik var. Ne yapıyormuş? Kalmış. Anam fıstık kalmış. Sevgili seyirciler, Osmaniye'ye geldiğimizde buranın yer fıstığının ünlü olduğunu da duymuştuk. Bize düşen fıstık da bu oldu. Niye bu oldu? Bu kadar kabuğun arasında bize de bu düştü. Oo. Güzelmiş ya kadın. Nasıl akıllı kadınlarsınız siz? Önceden beri annelerimiz, atalarımız, büyüklerimiz böyle yapıyordu. Atalarına kurban olayım senin. Annem Allah razı olsun. O atalarımız iyi ki böyle yapmışlar ya. Tamam, kozalak da koyalım. Bundan pişiriyor. Şimdi yakacak. Şimdi yakacağız. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Böyle fırınlar gibi hem üstten hem alttan. Hem üstten hem alttan böyle pişecek inşallah. Önceden hep böyle pişirirdik. Fırınlar olmadığı zamanlarda. Hemen tutuşur mu bunlar? Bunlar tutuşur. Tez tutuşur. Ben şöyle bunun yakayım. Üstüne bir de çalı da koyacaksın. Bu iyi tutuşuyor. Altındaki peki ne zaman tutuşacak? Yandı mı? Altı da tutuşur. Görebiliyor musun beni? Koruyorsunuz mu? Bak hele. Açtık duman gitmedi. He, Allah razı olsun. Bunu nasıl da biliyorlar? Hemen bak onu bir şey yaptı. Bir hareket yaptım duman gitti. Evet. Nasıl ayarladın onu, ne yaptın? Onu açıverince duman gitti. Şimdi bunlar duman yapıyor böyle üst üste. Ha. Açıverince duman gidiyor. Açınca pişirdi. Duman gidiyor. Peki bu kabukları siz mesela hep saklar mısınız annem? Bunu pişirmek için saklıyorum. Değil mi? Ha geldi benim kılıbık Ahmet abim geldi. Ahmet abim kılıbık diye söylemiyorum. Vallahi bir iş yapıyor. Bir iş yapıyor. Her eve lazım bir adam. Ne diyor annem? Evet. Ahmet abim diyor ki ben diyor eşimin diyor her dediğini yaparım diyor. Yapar. Her şeyde yardımcı olur. Annem nasıl iyi kocan var ki maşallah. İyi. Maşallah Allah nazarlardan saklasın yani, değil mi? Hem oluyor. Şiirin de yazdı kılıbık şiirini. Hep kılıbık diyorlarmış, onu duydum. Sana da şiir yazdı mı peki? Yazdı, bana da yazdı. Ne yazdı sana Allah'a? Kendi söylesin. Ahmet abi okun oğlum. Nedir çektiklerim senin elinden? Beni yerden yere vuran Mediha. Bir kadeh içirdin sevda gölünden, aklımı başımdan alan Mediha. Vay vay vay! Ya sen nasıl bir adama düşmüşsün böyle? Devamı yok mu? Uçuruma gider sevdanın yolu, sevda dedikleri bir kuru çalı. Sonbahar ayında çiçek misali, gönül bahçemde açan Mediha. Bak hele bizim Osmaniye'ye şiir yazdın mı sen? Yazdım. Bir de bizim Osmaniye yok. Haras suyu Karaçay'dan akıyor, çardak toprak kale sana bakıyor. Kasabala senin yasın tutuyor, galeler şehrisin sen Osmaniye. Akdeniz bölgesinde 80. ilimiz, yemyeşildir bahçe ile bağımız. Sarmiçinin yanında turşularımız, saç kömbenle meşhursun sen. Vay 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 vay! Saç kömbeyi de gene araya sıkıştırdık. Şu anda kömbenin, etli kömbenin üst tarafı pişiyor. Değil mi Ayla? Evet. Sonra alt tarafı pişecek. Şu an bayağı bir sıcaklık geldi. Evet. Yer fıstığı kabuğu.
Evet. Kozalak çalı. Kara çalı gibi girdin aramıza. Kara çalı gibi girdin aramıza. Al kızını koç yuvala, al kızını koç yuvala. Salla salla vur duvara, salla salla vur duvara. Ahmet abi şu kara çalıyı da buraya... Aha aldık tamam. Biz bu arada bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz evet. Bekleyeceğiz. Bizim Osmaniye'nin meşhur yemeği toga. Evet. Ben ilk defa diyorum toga, Japon ismi gibi. Annem toga. Ne demek acaba toga'nın anlamı toga neymiş? Toga çorba demektir. Ha. Ayran çorbası. Ayrandan yaparız. Ayran çorbası. Evet. Bu bizim yoğurdumuz. Tolga'nın ana malzemesi yoğurt. Belli miktarda suyla karıştırılır. İçine biraz un ve kesilmesin diye bir tane yumurta kırarız. Güzel bir çırptıktan sonra bunu tamam. Kazanımıza döküyoruz. Az önce döktüğümüz gibi tenizi. Kaynayana kadar sürekli karıştırırız. Neden? Kesilmesini önlemek için. Ha. Kesilmesini önlemek için. Bunu bıraktığımız için. Zaman kesilir. Kesilir. Evet. Mutlaka karıştırmak zorundayız. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra daha önceden pişirdiğimiz dövme ve nohut karışımını pişmiş bu vaziyette. Bunu yavaş yavaş içine karıştırarak onun içinde karışmasını sağlarız. Buraya ilave mi edeceğiz bunu? Evet, ilave edeceğiz. Hep birlikte dökelim bunu isterseniz. Dökelim. Bu böyle yenmez mi annem? Yenir tabii, pişmiş çok güzel yenir. Yani yemeyeyim ben, yemeğe gidecek. Tolga'nın içine evet. gidecek. Bildiğiniz evet. böyle ayran aşı gibi değil evet. mi annem böyle? Şimdi bu dökelim şimdi. İçine. Hazır mı? Dökelim hazır, mi? Dökeceğim. Hadi yavaş bismillah. Yavaş dökelim. Döküyorum. Dökemiyorum. Tolga'nın içine şimdi için yavaş yavaş, yavaş döküyoruz. Anam yandım. Bu peki içindeki ne şey mi? Nohut. Nohutla. Pişmiş nohut evet. Öbürü dövme. Dövmeyle evet. nohut içine ekledik. Adamın kolu uyuşur ya, bunu daha ne kadar karıştıracağım yok, böyle. Yok kolumuz uyuşmuyor. Vallahi alıştık. Alıştın. Yapıyoruz biz bunu her zaman. Ay, davetlerde, düğünlerde. Sıcak da içeri soğuk. Yazın Ramazan ayında özellikle iftarda soğuk buz gibi. Burası sıcak memleket olduğu için rahatlatır bizi. Bir şey söyleyeceğim. Kışın soğuk. Üşüdün sıcak iç. Yazın terledin soğuk aynen, iç. Aynen. Ne güzel yemekmiş aynen, bu. Evet. Vallahi evet. iyiymiş. Bu ne? Ispanak ve nane karışımı. Şimdi bunun içine de döküyoruz. Tamam hadi bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yardım edebilirim size. Yardım et ablam. Yeşili ne kadar bol olursa içilmesi daha zevkli olur. Ben ilk defa böyle görüyorum. Bak içine neler attık? Nohut attık, tabii yarma attık. Evet. Ondan sonra bir de ıspanak attık. Zaten yoğurtluydu bu. Evet. Ne oldu bu? Acayip karışık bir şey oldu. Neydi bunun adı? Tolga çorbası. Tolga çorbası. Tolga çorbamız hazırlanıyor. Birazdan yiyeceğiz. Birazdan yiyeceğiz. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Sıcak, nasıl oluyor? Sıcak, soğuk gelir yani. Biz sıcak da yiyebilir, soğuk da yiyebiliriz. Evet. Bizim keyfimize kalmış. Evet. İster aynen. sıcak yerik, ister soğuk yerik. Evet. Osmaniyelilerin keyfine kalmış. Evet, bu pişti. Hadi canım, pişti mi? Hayır, ya pişti. Ne şanslı adamım ben ya. Pişmiş bile Asiye abla. Asiye Hanım. Tuz atalım. Evet. Söz alayım ben. Buyurun. Bu çıktıktan sonra biz tuzunu atıyoruz, yavaş yavaş soğutuyoruz. Ha, usulü ama var. Yani. Her şeyin bir usulü gördük, var. Öyle öğrendik, hep öyle o yapıyoruz. Zaman öyle devam edelim. Buraya bırakıyorum tamam. o zaman. Tamam, sabahınızı aldıktan sonra koyarız. Annem sana zahmet bir tabak ver de yiyeyim kı. Vallahi nasıl acıktım biliyor musun? Durdukça katılaşır zaten. Bu durdukça katılaşır. Tamam yeter. Yani. İşte bizim Osmaniye'nin ve Osmaniye'deki düğünlerin olmazsa olmazı toga çorbası. Şimdi ben bakacağım ama siz bir bakın nasıl olmuş. Şöyle. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Bir daha bakın. Hop, kusura bakmayın vallahi. Ne kadar güzel, ekşi ekşi. Rahatlar. Vallahi çok güzel çorbam. Osmaniye'nin togası. Çorbanın hası Osmaniye'nin togası. Allah! Allah! Hıdrellez gibi oldu vallahi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Pişirdik. Ay, elinize sağlık. Nasıl pişirdiniz bunu? Hani bunun altı ya, altı da yanmış ya. Altı da pişmişti. Allah! Pişmiş, tadına evet. bakmadan piştiğini anlıyor musun böyle? Kızarmışsa pişmişti. Kızarmış. Kömbe yaptık etliden. Geldik tatlı dilliden. Haram kömbe yaptı ateşler içinden. Kömbeye gel kömbe. Pişmiş mi? Az kalmış. Annem yarım saattir az kalmış diyorsun. Pişmiş mi diyorum, az kalmış diyorum. Annem diyor ki bari yiyecekseniz diyor doğru düzgün yiyin diyor. Tam tadında olsun. Üstler kızarmış. Ortada bir tane inatçı var. O da kızarırsa Allah'ın izniyle yiyeceğiz. Evet. Tam şurada bak o inatçı tam şurada. Kaldır kaldır kaldır. Pişmiş. Vallahi pişmiş. Vallahi pişmiş tamam mı? Şimdi çıkaracağız. Allah. Vay 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 vay.
Hem de nasıl pişmiş, hem de nasıl var ya. Kömbemizin her yeri şu anda pişik. Ahmet abi, ne yapıyoruz? Alacağız. Yanırsa. Evet, şimdi servis yapılacak, yenmek için. Sevgili seyirciler, etli kömbemiz pişik. He, pişti deme annem. İşte Ahmet'i annem. Kılıbık Ahmet abim. Teşekkür ederim. Nasıl kılıbık dediğince nasıl mutlu? Çünkü Ahmet abim eşini çok seviyor, ailesini çok seviyor. Evet, hoşuna evet. da gidiyor. Ayla Hanım, ablacığım gelsene sen de. Niye ayrı durdun? Şimdi ortadan alak çünkü. Ortası iyi mi? Bak nereyiz oraya. Ortadan bölerek, iyi yerinden bölüyorum. İyi, misafire. Çünkü misafire ortadan veririz. Bu elle yenir. Böyle. De tut öyle sen. Sıcak ama. Sıcak. Sıcak ama. Biraz soğuması gerekir. Bir üflesene annem, bir üflesene. Elinize sağlık. Evet. Afiyet olsun. Sıcak ama çok güzel valla. Annem, elinize kolunuza sağlık canım olsun. Annem. Hayli ablacığım, teşekkür ederiz. Afiyet sağ olun. Afiyet hadi gelin beraber yiyelim. Tolga'mız da var, kömbemiz de var. Hatta bizim buralarda diyorlarmış ki, senin ağzın hiç Tolga gördü mü? Senin ağzın hiç kömbe gördü mü diyorlarmış. Evet. Ben de kömbe yiyecek ağız var mı? Var. O zaman yiyelim. Afiyet olsun. Tolga içecek ağız var mı? Var. O zaman yiyelim. Hadi afiyet olsun. Sevgili seyirciler, bizim Osmaniye'nin en meşhur yaylalarından biri olan Zorkun yaylalarına doğru çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıktıkça da donuyoruz. Bayağı bir eksilere düştü burası. Selamünaleyküm. Allah Allah. Ne yapıyorsun abi? Biz de valla Allah Allah diyerek geldik sizin gibi. Niye abi? Neresi burası tam olarak? Şimdi neresi? Burası Allah Allah Deresi. Tabii şöyle. Burası bir dakika, Allah Allah Deresi mi? Evet. Ben de Allah Allah diye geldim zaten. Ya biz de işte Allah Allah diyerek gidiyorduk. Karşılaştık. Çok güzel tesadüf. Evet abi, bir şey söyleyeceğim. Derenin şu aşağı kısım dere. Aynen öyle. Tamam. Aşağısı zaten görülmüyor. Şimdi burası bundan bir 40-50 yıl önce yol çok küçükmüş, darmış. Evet. Yol dar olduğu için buradan yani şeylerle, yaylalara atlarla gidilmiş. Atlarla gidildiği için aşağı derenin dibi görülmediği için Allah Allah diyerek geçerlermiş, korkarlarmış. Daha sonra tabii buranın adı da Allah Allah Deresi kalmış ama şimdi yol genişledi. Allah Allah Deresi de hala sürüyor. Ben de diyorum niye tevafuk olmuş? Ben de niye Allah Allah deyip gidiyorum? Vallahi biz Allah Allah diyerek gidiyorduk, iyi karşılaştık. Vallahi karşılaştık. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ Allah iyilik versin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Allah Allah. Ay bak bak gene dedim yani. O zaman şimdi yaylaya doğru, Torgun'a doğru çıkalım. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi Sorgun Yaylası bura mı acaba? Evet, burası. Ben kestirmeden geldim de. Evet. Anca geldim. Ah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız abi, iyi misiniz? Biraz karlıyım, kusura bakma. Evet, merhaba. Tam yerine geldim ya. Evet. Nasılsınız abi? Ahmet abi nasılsın? Hoş geldin. Gelmedin bizim abiler daha? Gelirler şimdi. Ben biraz kestirmeden geldim, ellerim dondu ya. Dondu. Ne kadar soğukmuş valla. Şimdi gelirler. Şu an 1650 rakımdasınız. 1650. Evet. Öyle. Sürekli burada böyle sucuk pişirilir mi acaba? Yol açık olduğu nispetle pişirilir. Yol da açık. Evet. Abi hoş geldin. Ya nasıl geldim? Nasıl geldim? Siz karlı dağlar açtınız. Ya yollar açtık. Karlı dağlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne sucuğu bunun adı neymiş? Kendimiz özgü yaptığımız. Kendin pişir. Evet. Kendin ye. Beğenirsek de bizim, beğenmesek de bizim. Yazın burası. Ha. Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay. Ve odanın ilçelerinin tamamının yaylası olarak kullanılıyor. Hepsi buraya mı geliyor? Evet, yazlara evet. Nüfusumuz 100.000'e ulaşıyor. Maşallah, subhanallah. Evet. Kışın adam yok burada, kimse yok. Aa, bu kadarız valla. Yani kışında karlar şimdi çok kar yağdığından şimdi ancak yollar açılınca gelinebiliyor. Yani burada ne zaman başlıyor buranın sezonu? Buranın sezonu aslında Nisan'da başlar. Nisan'da başlar. Evet. Eylül'de, Ekim'de biter. Ya 80, yazı kullanabiliyoruz yani. Mesela 80-100 bin nüfus diyorsun yani. Evet. Bir kişi olmaz mı? Kışın kimse yok yani burada. Yok. Sadece bekçilerimiz var. Ha, bekçi var mı? Evet, bekçilerimiz var. Yazık, onlar ne yiyor ne içiyor? Onlar erzaklarını getiriyorlar. Azıcık sucuk bırakaydım onlara. Yok, veriyoruz zaten. Ay, iyi yapıyorsun. Şimdi bir koklayayım mı? Kokla bakayım abi. Vay. Senin adın neydi abi? Benim abi Kasap Musa derler bana. Kasap Musa? Evet. Of.
Bunu sen mi yapıyorsun? Evet, kendimiz yapıyoruz. Hangi etten oluyor? Bu neresinden oluyor abi hayvanın? Dan etinden olur. Orijinal bağırsaktan yapıyoruz. Bağırsaktan yapıyoruz. Evet, suni bir şey yok içerisinde. Peki kendin mi yiyorsun sadece? Yok, satıyoruz aynı zamanda. Satıyor. İkram ediyoruz. Sadece kendin yiyorsan ben kaçayım. Ben şu dağların ardından geldim. Yine buradan giderim. Aman yok. Bizim buraların vazgeçilmez sucuğu. Aynen öyle. Kasap Musa'nın sucuğu. Sucuk da çabuk pişen bir sucuk değil yani. Öyle mi? Niye öyle? Evet. Farkı ne? Et oluşu. Ha. Peki bizim buralarda bunun yanında ne olması lazım? Şalgam, evet, şalgam, ölürüm şalgam. Ya bu nasıl güzelliktir abi? Siz nasıl şanslı adamlarsınız? Böyle güzel memleketiniz var. Şalgamınız böyle taze taze. Kendiniz yapıyorsunuz böyle ya. Ha? Vallahi ben diyorum ki Allah-u Teala'dan biz torpil insanlarız. Vallahi ne kadar güzel yerdesiniz. Evet, vallahi evet, baksana. Öyle. Böyle bidonlara mı yapılır şalgam? Hayır. Fıçılarda yapılır. Fıçılardan sonra bidonlara taksim edilir. Beklemesi mi lazım şalgamın? Tabii, mayalanması lazım. Ne kadar sürüyor? Mesela bir 15 gün, 20 gün beklemesi lazım. Yanlışta unuttuk. 3 ay kaldı. Ne olacak? Çilebilir. Allah muhafaza. Yani bozulma olayı olmaz. Kafayı yapmasın. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu şalgamın mesela turp mudur? Karahavuç. Karahavuç. Evet. Karahavuçtan yapılıyor. Biraz bulgur unu derler. Ondan koyulur ve mayalanır. Buna göz doktoru derler. Nasıl yani? Aynen öyle. Bunu içenin gözleri daha iyi görür. Görme bozukluğu olan insanların daha iyi görmesini sağlar. O kadar etkili. Evet, bununla da göz doktoru derler. Sonuçta evet. Havuç değil mi? Bu da bir havuç yani. Aynen öyle. Evet. Doğru havuç. Evet. Göze şifa. Evet, aynen. Allah'ın izniyle. Allah. Buyurun. Bunun acısını nasıl sağlıyorsunuz? Acısını normal biz süs biberi deriz. Bazen cin biberi derler. Ha, onlardan koyuyor. Onlardan turşu vurulur ve onun turşu suyu buna ilave edilir. O şekilde olabilir. Allah. Yani. Vallahi ağzınızın tadını biliyorsunuz ha Osmaniyeliler. Bizim buralara ağzının tadını aynen, biliyor. Aynen abi. He. Şimdi sucuğumuz da hazır. Yüksek yerlerde daha mı iyi oluyor? Bunu Uludağ'da da yapıyorlar. Ne bileyim işte Palandöken'de de yapıyorlar. Karla sucuk güzel oluyor abi. Güzel gidiyor. Evet. Karla sucuk güzel gidiyor. Karla pekmez de iyi gider. Aynen abi. Evet. Karla şalgam olur mu? Olur abi. Bir deneyeyim ben bir müsaadenle. Şimdi. Az bir şey fazla atmayalım. Azıcık atıyorum. Yeter mi? Yeter. Anam bici bici gibi oldu ya bu. Bici bici gibi oldu ya. Aynen öyle. Vallahi. Vay be. Donuyor ellerim dondu kardan ya. Bir o kadar karlıdan olsa. Vallahi ya peki. Allah'ım ya Rabbim. Yalnız nasıl? Aramızda fark var. 1, 2, 3, 4 diyerek sayarım. Bir sayayım bakayım birkaç tane. 1, 2, 3, 4, 5, 5 buçuk. Aynen. Atletle 5 buçuk. Bende ne var? Peç. 1. Ne yalnız kiralık abi? Montumuz var. Abi ben şimdi aşağı Osmaniye yani sıcak. Şu an aynen gayet öyle, güzel. Evet. Günlük güneşlik. Evet. Ben zannettim burada öyledir. Nereden bileyim ben fukaranın düşkünü yaylaya çıkmış kış günü. Abim dedi ki yaz günü Osmaniye'de durulmaz. Evet. Kış günü de Zorkun'da durulmaz. Yazın aynen. Osmaniye'de durulmaz. Kışın Zorkun'da durulmaz. Aynen öyle. Değil mi? O sıcak oluyor orası. Burası da kışın... Göremiyorum neredesiniz? Neredesiniz? Kar gördüm kaydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim lale, ben o sözden caydım. Ay gördüm aydım, kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim lale, ben o sözden caydım. Bana bir söz vermiştin lale, hani karnım doyacaktı. Şimdi bu nasıl? Bak. Bunu böyle yağlar akıyor ya. Ben içim içime sığmıyor ya benim. Ha Musa abi. Evet abi. Vallahi. Güzel. Sevgili seyirciler, fıstık gibiyim. Fıstığın merkezi Osmaniye'deyim. Evet, fıstığın merkezi bizim burası. Peki fıstık sofralarımıza, evimize girene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi hep beraber onları göreceğiz. Hadi buyurun. Enes abi, selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? Hoş geldin. Enes abi ne yapıyorlar şimdi? Şu anda bunlar kabuklu fıstık seçiyorlar. Tamam. Bayanlarımız iyisini köstünü en güzel şekilde alıyorlar. Bu ne kadar böyle güzel görünüyor. Yıkıyorsunuz mu bunu? Ne yapıyorsunuz abi ya? Osmaniye. Allah Allah. Fıstık yönünden dünyanın en kaliteli ürünü. Birinci sınıf mı bu? Birinci sınıf. En kaliteli bizim burada mı çıkıyor? Evet, en kaliteli Osmaniye'de çıkıyor. Yakışır. Burada buraya koyuyoruz. Ondan sonra bayanlar iyisini kötüsünü alıyor. Böyle kötüsünü nasıl varsa, anlıyorlar? Kırık varsa. Ha kırıkları alıyor. Anam bir sürü geldi. Dök kardeşim dök. Bizim buralarda fıstık bol valla. Bunların iyisini kötüsünü nasıl anlıyorlar abi? Hepsi güzel görünüyor valla. Hepsi güzel. Yani en ufak böyle ha, şu kırıklar. Göze hoş gelmeyen şunlar. Ha. Kırılmış olanlar. Çatlak olanlar. Çatlak olanları atmazsanız ben onları alırım abi. Sıkıntı yok. Değil mi? Bir kenara ayırın. Tamam. Siz beğenmiyorsunuz. Bunun neresi çatlak abi ne güzel. Şunda ne var ya kurban alayım. Ya en ufak. Bak. Siz tam çatlakları ayırın ben alırım tamam. Şimdi burada
çuvallarla buraya dökülüyor. Buradan giriyor. Buradan ablalarım onları tek tek ayırıyorlar. Evet. İçini açmıyorlar değil mi daha? Yok. İçini açmıyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin, kolay gelsin. Şunda ne var? Biraz bu siyahlığı mı var? O evet, mu? Görsel olarak biz bunları. Ya bu nedir Enes abi? Allah'ını seversen ayırmayın ya. Ha şunlar mesela, şunda kırık var. Evet, kırık var. Bunu ayırıyoruz. Evet, ablalarımız burada. Abla, şu kırık alıyor bunu. Tamam abi. Bunları almasak o zaman bunlar neyle geçinecek? Ha doğru, bunları evet. Alalım. Aman aman alalım, ablalarım alsınlar. Peki. Yer fıstığı, kabuklu fıstıkla iç fıstık olarak ikiye ayrılıyor. İç fıstık aynı değil mi? Aynı da, yani bölümler ayrı. Ha ayrılıyor. Şu kırık. Bu olmaz mı abla? Olmaz. Olmaz. Ne olmaz? Ben bunu yerim ya. Nasıl olmaz? Siz de bunu mu beğenmiyorsunuz ya? Gayet güzel abla. Dur bakayım. Olmaz dediğime bakayım. Aşağı bakayım. Bakayım. Ya şunun neyi var bacım ya? Niye bunu? Burada hiçbir şekilde tabii ablalarım haklı. Akşama kadar böyle ayırıyor musunuz siz? Evet. Bu ayırdıklarımız nereye gidiyor abla? Bunları ayrı çuvala, ayrı çuvala koyuyoruz. Bunu da paletlere bağlayın. Paletlere bak. Ya fıstık atmayın lütfen bana. Lütfen. Ama fıstık atmayın bana lütfen. Abla lütfen. Fıstık atmayın ama lütfen. Anam hoş geldin. Diyorum ki şunlar kırıldı. Bunları kırmaya gönderiyoruz. Ben kırarım. Niye kırmaya gönderiyorsunuz? Makine kırıyor. İç fıstık olarak geliyor. Ha. Bunlar fırına girdiği zaman, kavurma yaptığımız zaman çatlaklar daha iyi çarpıyor. Olmuyor. Kızların kınasını yakıyorsun ya diyor. Evet, doğru. Bu şimdi kırılmayanlar kızların kınasına gidiyor. Çereze gidiyor. Ben şunları alıyorum artık. Şu kırılanları alayım. Kırılanları alayım. Kırılanları alayım. Sağ ol. Sağ. Ya nimet nimet. Selamünaleyküm. Hacı emmi ne yapıyorsun sen burada ya? İşimizi takip ediyorum. Bu fıstığın anası kim? Babası kim bu fıstığın ya? Babası benim. Anam babası sen misin? Sevgili seyirciler fıstığın babasını buldum. Peki fıstığın iyisini ben nasıl anlayacağım? Bana bir anlat. Bunun hiç kötü yeri yok. He mal senin ya hiç kötü yeri yok. Mal senin ya. Hiçbiri kötü değildir yok, valla. Ya yok. Bir tanesini söyle canım şu iyidir şu kötüdür. Bu güzel seçilip geldiği için sortakiste seçiliyor. Ha onlar seçilmiş. Hem sortakinden seçiliyor. Bir de burada elde geliyor. Son kontrol mü? Son kontrol. Ya burada kötü olur mu emmi ya? Burası yok. Hepsi iyi. Şimdi bu şekilde yüklenmeye gidiyor. Ha yüklenmeye bunlar hazır gidiyor. Şimdi şu şekilde öyle mi? Hazıra gidiyor. Bunu yetiştiriyorsunuz yıllardır. Ha. Fıstığın iyisi de Osmaniye'den çıkar. Evet. Doğru mu? Doğru. Şifa mı? Her yere şifa. Neye mesela? İnsanların hazımsızlığına, efendim mesela. Ama bazı insanlar çok hazımsız, onlara verelim ya. Verek. Bir hazımsızlık, bir kıskançlık, bir kurtluluk ya. Zaten veriyoruz. Ver de hazımsızlıklara gitsin canım, Allah Allah. Baklavada da kullanılıyor, değil mi? Baklavada kullanılıyor. Baklavada. Çikolata kullanıyoruz. Çikolataların hepsinde kullanılıyor, çok çoğunluğu. Lokumda, cezeryede, krokanda, tahinde sana kullanılıyor. Sana söyleyeyim mi, artık salatalara bile fıstık koyuyorlar. Evet. Ciddi söylüyorum size. Evet. Geç bile kalmıyor. Pilavda kullanılıyor. Pilavda vallahi doğru pilavda söyledin abla. Bunun yağda çıkıyor. Yağda çıkarıyor. Ha yağda mı var bunun? Abi ya yağda çıkıyor. Yağda. Zeytinyağı gibi aynı. Aynı. Tabii aynı. Hiç değişmez yani. Allah Allah. Her derde deva. Her derde deva. Peki bu enerji de veriyor değil mi? Çok enerji veriyor. Bunun enerji verme özelliği var. Ben bunu yersem İstanbul'a kadar kaçarak gider miyim? Onu söyle bana. Hem de nasıl? Nasıl? Yayan git yayan. Emin şunu sana zahmet şöyle bir... Fıstık gibisin derler ya, niye öyle derler? Fıstık yiyorlar, onlar yaradığı için öyle. Yarayışlı diye. Ya, tabii ya. Faydan olduğu için. Ama fıstık gibisin diyorlar, çok güzelsin anlamında. Güzelsin bu. Anlamında. Ben 66 yaşındayım bak, çelik gibiyim. Daş gibisin, daş. Daş. Ne oldu, fıstık mı bitti? Ne oldu abla? Önler taştı da. Ha, önler taştı. Evet. Kız fıstık taştı. Kız fıstık taştı, ne yapıyorsunuz siz? Anam! Fıstık taşıyor. Tutuyorum. Tutup enişte. Kız şunu alın taştı kız. Ya Allah'ım ya Rabbim. Dur. Bekle. Abla bekle. Ya bunu nasıl alacağız biz? Allah taştı. Taştı. Görüyor musun başımıza geleni? Yine aktarma yapın. Aktarma yapın. Anam fıstık buldum. Fıstığın orijinalini buldum. Kız sen ne yapıyorsun burada? Hadi git fıstık getir bana. Bir çuval getir hadi. Bir çuval getir de yiyeyim. Hadi bir çuval getir. Selamünaleyküm. Şu işi bana bir öğret. Ne olmak var ne olmamak var. Ne yapıyoruz şu anda biz? Şimdi şöyleleri alıyoruz çatlakları. Çatlakları. Çatlakları burada. Yok ki anam hiç çatlak burada. Ben nereden bulayım? Olanı alıyoruz. Yok çatlak ki burada. Ben nereden bulayım? Nasıl buluyor muyuz ya? Çatlakları alıyoruz burada. Hiçbir tane bile çatlaksız değil mi? Hı hı. En sağlamları buradan gidecek. Sen çatlaktan anlıyorsun.
Benim kafaya bir bak bakayım var mı şey. Çavuşum, çavuşum çatlak buldum. Çalışıyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol. Aman çavuş da nasıl bir şey, sıfatı böyle bir sinirli böyle bir... Öyle, öyle. Nasıl böyle gıcık bir kadın. Öyle. Yok çavuş, kolay gelsin çavuşum. Nasıl gıcık bir kadın ya. Ne oldu yani, çatlakları ayırdık, ne oldu? Ya çok hızlı geliyor, benim başım döndü. Aa, çavuşum, biz de senden bahsediyorduk. Dedim ki nasıl mübarek bir kadın. Nasıl dedim, nur yüzlü bizim çavuş dedim ya. Bana ceza olarak türkü söyleteceğim şimdi. Türkü söylerim ben tabii, söylemem mi? Şunları al abla, şunları al. O zaman ben başlayayım. Başla. Hani bana alkış. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler, teşekkürler. Yan yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü gidiyor. İnazından oldu dünya başıma, ömrüm boş hayale kaldı gidiyor. Gönlüm ataşlara yandı gidiyor. Hayal hayal oldu şu bizim eller, dostum bahçesinde açıyor güller. Her sabah her seher öter bülbüller, sinema taşlara yandı gidiyor. Bravo, ömrüm boş hayale kaldı gidiyor. Ömrüm boş hayale kaldı gidiyor. Sinema taşlara yandı gidiyor. Alkış. Sağ olun, sağ olun. Bravo, teşekkür. Bravo, bravo. Aha. Teşekkür ederim. Ben bu hediyeyi yerim. Yes. Ne o zaman? Yerim. Ben bunu yerim. İşte bizim buraların... Güzel güzel türkü söyleyelim, biz de madalya takarız yani. Aynen, bizim buraların en kıymetli madalyası. Ha, fıstıktan kolyemiz. Bunu da aldık. Bu yenebilir kolye. Senin Allah gibi güzel türkü söyleyenlere var. Ay, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun, Allah razı olsun. Peki emmi bir şey söyleyeceğim. Bunlar yer fıstığı nerede yetişir? Yerde yetişir, toprakta değil mi? Toprakta yetişiyor bu. Toprakta yetişiyor. Adirne, Osmanlı, Adana. Çukurova. Buralarda, bizim Çukurova'da mı yetişiyor? Çukurova bölgesinde. Su mu istiyor? Ne bileyim işte bu kar mı istiyor, ne istiyor? Su istiyor, bakım istiyor. Hangi ayda ekiyoruz? Şimdi, bu ayda ekiliyor. Şimdi ekiliyor. Nisan'da ektik. Ekiliyor. Evet, tamam, aynı. Ektik. Ne zaman bunun Allah'ın izniyle mahsulünü alacağız? 9. ayda mahsulünü alacağız. Yani kaç ay oluyor? 4 ay, 4,5, 5 ay. Yani. 5 ay sonra mahsul almaya başlıyoruz. Evet, çocuk olmuş. O 5-6 ay bir dinlenecek o zaman. Tabii dinlenecek. Tekrar Nisan'ı bekleyeceğiz. Bir daha ekeceğiz. Bir daha ekeceğiz. Peki bunu çok sulak bir yerde mi yetişiyor? Nasıl? Sulanması lazım. Kumlu bölgelerde 20 sefer su veriyorlar. Toprak bölgelerde 7-8 tane veriyorlar. Toprakta 6 sefer veriyorlar. Kumda 20 sefer veriyorlar. Kum daha su suyu tabii. Bakarsan bağ oluyor. Bakmasan ya. Yani dişleri başında, damlama suyu başında. Öyle mi? Damlama suyu olacak sürekli. Damlama suyu olacak. Salma suyu da oluyor ya damlama. O kadar suyu. O kadar zahmete ben de fıstık gibi olurum canım. Ne olacak ya? Sen bana o kadar bakımı bana yap. Aa baksana. O kadar bakımı bana yap, ben de fıstık gibi olurum. Ne olacak? Oldu zaten. Allah'ım ya Rabbim, ben de bayağı zormuş abi ya. Abi ya. Değil mi? Aman ihmal etmeyin, bize İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da her yerde bize fıstık lazım abi. Hemen gönderirim. Bunun nişanı var, bunun gınası var, bunun çikolatası var, bunun baklavası var. Tabii. Biz ne ölecek? Enes abi. Efendim abi. Yani burası ama yaz kış böyle devam ediyor değil mi? Burada sistem. Ben kusura bakma, bir dağıldım bir artık. Ne yapacağım ben Enes abi? Abi rahatlıkla yayın. Sağ Allah razı olsun. Daha bundan neler yapılıyor? Ne yapılıyor? Hep beraber görelim. Şimdi Enes abiyle ve fıstığın babası Kemal amcayla beraberiz. Kemal amca ne yapıyorsun? Bu kolyeydi. Sen bunu subhanallah tesbih. Ha, tesbih de mi oluyor bu? Tamam. Hem kolye oluyor hem tesbih oluyor. Ben de çekeyim, boş durmayın. Subhanallah. Şimdi Enes abi. Efendim abi. Nazar değmesin. Enes abi, ne kadar çok çeşidi varmış. Bunların hepsi fıstık mı Allah'ını seversen? Evet, fıstıktan yapılan. Bu ilk hali mi? Evet, çiftçilerimizden gelen geldi. Hali bu. Sonra böyle oluyor. Evet, bu şekilde iç fıstığı yapıyoruz. Sonra? Bu kavruluyor, tuzlanıyor, kavruluyor. Bu şekilde kuru yemişlik olarak. Nasıl satılıyor. Kavruluyor? Fırınlanıyor mu yani? Fırınlanıyor. Fırına mı giriyor bu? Fırına giriyor, evet, evet. Allah Allah. Evet, bir yiyin bakalım nasıl. Ben yiyeceğim sonra yiyeceğim inşallah. Peki, sonra bu ne? Bu kırıyoruz bunu. Tamam. Bunu da bu hale getiriyoruz. Ha, krokan. Bu şeylerin krokanlı. Krokan yapıyoruz. Fıstıklı krokan. Tabii. Bak daha neler yapılıyor. Burada ezmesi var. Ezmesi var. Kurban oldum Allah, var ya, iyi ki vermiş bu nimeti. Her şeyde var vallahi. Her şeyde var. Burada ezmesi. Evet, ezmesi var. Bu da çikolata. Bak.
Bak fıstıklı çikolata. Fıstıklı çikolata bu şekilde. Canım çekiyor diye. Benim. Bu ne olacak bilmiyoruz böyle, tamam. Bu ne? Bu da kahvenin yanında bayanlar bu şekilde ikram ediyor. Kahvenin yanında fıstıklı çikolata diyoruz bunu. Evet. Peki bu ne abi? Bu yaş pastalarının üstüne konuyoruz. Bu şekilde yaprak yaprak şey yapıyoruz. Bu ne peki? Bu ne? Bu ne? Pirinç mi bu? Pirinç bu mi? Da pirinç diyoruz. Ben de kavadan attım vallahi, tuttu. Bu da dondurmanın üstüne batırır. Ha şöyle hani bandığımız. Var ya, evet. Allah'ım ya Rabbim, ama sen bizi ne yaptın abi? Bu da kavrulmuş mu? Evet, kavrulmuş. Bunu dondurmaya batırıyoruz yani, dondurmalık. Bu ne abi? Fıstık yağı. Bu da fıstık yağı. Fıstık yağı. Bak ben bunu ilk defa duydum. Evet, Türkiye'de ilk. Yani fıstığın yağı nasıl çıkarıyorsunuz abi? Fıstıktan yağ çıkaran adamsın sen ya. Vallahi. Peki fıstık yağının özelliği ne? Dumanlaması 240 dereceye dayanıyor. Dünyada en yüksek dumanlama derecesine dumanlama sahip. Dumanlama ne? Ben onu bilmiyorum ki. Yağın bozulma hali. Ha, bozulma bozuluyor, hali. Duman tutuyor böyle. Tamam. Bu 240 dereceye gelse dahi yağ bozulmuyor. Dumanlaması yağın kızartmada bozulmuyor yani. Bozulmuyor. Yer fıstığı yağ E vitamin deposu. Mideye çok iyi gelir. Kalbe çok iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Ha. Kalbe çok iyi gelir. Hazımsızlığa çok iyi gelir. Adam! Adam bu ne? Ya arkadaşım ödümü kopardın. Fıstık! Fıstık ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum merhaba, çarkız ben de geldim. Hoş geldin, nasılsın? Allah razı olsun, sağ ol. Konuşan fıstık da ilk defa görüyorum ha. Tamam hadi git hadi. Gel gitme, gel şaka yapayım, gel. Demem işte bizim buranın, Osmaniye'nin en meşhur ürün. Bu güzel nimeti tanıttınız bize. Allah razı olsun. Kemal emmim. Heh, söyle. Subhanallah bitti. Elhamdülillah geç gayrı. Hadi gidelim, gel. Gel, gel. Gel gidelim, gel. Gel. Gençler, Ceyhan Nehri'nin kıyısında çok güzel bir köydeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz kale, Hemite Kalesi. Peki bu köyün özelliği ne? Bu köy edebiyatımızın ulu çınarı Yaşar Kemal'in köyü. İnce Mehmet'in hikayesinin geçtiği köy. Selamun aleyküm. Merhaba. Muhtar Hüsnü Cemet, hoş geldiniz. Hüsnü abi, ne güzel köyünüz var abi. Sizin ne kadar güzel köyünüz var ya. Merhaba abi. Nasılsın, emeğin iyisin? Sağ ol. İyiyim. Siz nasılsınız? Arkadaş mıydınız Yaşar Kemal'le? Beraber büyüdük, beraber doğduk. Öyle mi? Burada doğdu Kemal, burada doğdu. Bu camide öldü bu babası. Tekrar öldü düşmanı. Caminin kapısında kardeş çektiler, gel birer. Ben de 7 yaşında, 6 yaşında geldik o zaman. Ha, daha küçüktünüz. Yani görebildim, yani geldim. Anam da bizim de komşumuzdu. Beraber bir belli ki. Kadınlar hep geldiler, hep geldiler, gördüler. Ben de anamın arkasına geldim, ben de gördüm, biliyorum. Kurbanı yüzerken hep gözüne vurdu ya babası. Nasıl? Sağ gözünde. Sağ gözü yüzü. Kurbanı mı yüzüyordu? Sağ gözünde. Babasının ayağını tut dedi. Babası sorun şu ayağından tut dedi. Babası da bıçağına vurdu da vurdu. Abo! Gözüne değdi. Gözüne değmiş. Babası mal alır satarmış. Ha. Kurbanlık tavar alırmış koca şehirlerden. Eskiden kara sopanla çakla sürerlerdi ya. O zaman öküz alırlar. Öküz alır satarmış kendi öküzleri. Malları tarla sürme kuşu, arazi sürme kuşu. Onu satarmış. Paralı gelmiş oradan kaçak geldiler. İşte aynı kaçtı adam katil oldu işte, kendini öldürdü. Karılarının çenesiyle birbirlerini yediler. Siz peki beraber okula gittiniz mi? Okumasını Kemal'dan derledim. Öyle mi? Yaşar Kemal mi öğretti Kemal'dan sana? Kemal'dan derledim. Kemal okurdu. Burada Boran köyünde var. Şurada Boran köyü var. Şurada. Ha. Orada köyde. Buradan bizim bir kız gittiyiz oraya koca. Onun da kardeşi vardı burada. Mehmet Şahin derdi. Onunla beraber orada 5. sınıfı bitirdi Kemal. Buraya geldi. Kemal dedim bana şu alfabeyi belletti. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, N, M, N, O, Ö, P, R, S. S. Bitti. Bitti o kadar. Yeter daha, ne olacak? Bu kadar harf biliyorsun, gerisini boş ver. Tabur karargahı onbaşısı oldum. Tabur karargahına düştüm. Bu alfabeyle onbaşı oldum. Tabur karargahına düştüm dedi. Okur yazarlı olanlar çıksın şöyle dediler. Ben çıktım okur yazarım diye bağır dedim ben. Mektubumu da yazarım, her şeyi yazarım dedim. Okurum da dedim. Yaşar Kemal de diyorum. İyi arkadaş mıydınız? İyi arkadaşlık, beraber kocaydık. İkimiz komşuyduk. Şunun bir gözüne sözse ben var, şu da kendinin evi var. İşte ders artıyor, kendinin evi var. Böyle yakınlık birbirimize. Anasını, babasını biz yine hiç gözüküyor. Gelirler giderlerdi beraber, konuşurlardı. Kadınlarla konuşurlardı beraber. Kemal iyi arkadaşıydı. Cesur arkadaşıydı, cesur çocuğuydu. Dediği sözü tutardı.
babayı, çocuğu da gördüyseniz gençliğini. Cemal gençli babayı izledim, babayı izledim. Çocukken oyun oynar mıydınız? Çocukken oyun oynardım. Fırıştak döndürdük, yumurta yuvarlardık. Fırıştak döndürdük. Fırıştak? Fırıştak döndürdük. Birbirine patmış vurduk, babasını vururlardı. Tamam dolarlardı, işte de vururlardı. Oynardık. Çelikle inip oynardık. Kamıştan ata binmeye yapardık. Emmisi vardı, babasının kardeşi. Emmisi Kadirli köyündü, Kadirli'ydi. Kadirli'de okudu. Ben hayvanlarla 3 sefer götürdüm, hayvana bindim. O zaman vasiyet yok. Hayvanla gidiyor. Hayvanla ben götürdüm, orada okuttum, geldim, getirdim. Buraya geldi miydi, burada okumadan neye geldim, Hasa'da geldi miydi, buralarda ne kadar köylerde ağıt varsa, kadınlar eskiden ağıt yakarlardı, şiir söylerlerdi yani, şiir söylerlerdi, onları yazardım. Buralarda olan ağıtları yazardım. Aa, şurada mesela, şurada yakın köylerde gibi bir şeyde. Cara ana vardı, at oynağı, cana verilmiş ve emriğe. Kıyman emmire, kıyman durgarının bir deynağı. Böyle türkü söylerdi, yazardı, kendi yazardı. Burada bir köyde 2 sene öğretmenlik yaptı. Ha Başak, burada? Başaköy var. Bizim köyde al da, bizim köye komşusu şurada. Ha komşu köyde. Başaköy'dir. Benim ismim Veli Kılıç. Veli Kılıç. Veli Kılıç. Sonra yazar olunca geldi mi? Kemal mı? Kemal 3-4 sefer geldi buraya. Geldi mi buraya? Ya bizim köye geldi. Seni gördü mü, konuştunuz mu? Babasının kendinin doğduğu yeri niye? Hep göstermedin baba. Şevket'in evinin yeri, bunun işte, onların da 3 kişi kaldık, 85 yaşında, 86 yaşında 3 kişi vardık. Kalan hepsi gitti, görenler, ekberlerin kalktı. 3 kişi kaldık. Birincisi benim yanıma geldi, görenler, gidenler, soranlar, Kemal'in çocukluğunu nasıl geçirdiniz, Celal'in nasıl geldi, geçti. Kemal, ehliyiz bir çocuğuydu. Aldın mı? Yabancı yılımıza gelirdi. Kürtçe yiğit çocuğuydu. Vallahi ne güzel bizi buraya getirdin. Bak ne güzel resmen yaşadık ya. Değil en son değil. Ne zaman gelmişti? 26 Mayıs 2013'te gelmişti. O zamanlar Osmaniye Valiliği'nin bu köyün girişine Yaşar Kemal Kültür Evi ve Yaşar Kemal Parkı'nın açılışında kendisi de geldi. Açılış yapıldı. Konuşmalar olmuştu. O zaman işte bir konuşmasından ben Kürt'tüm. Türkmen köyüne geldiğimde beni dövmediler gibi bir laf edince gerçekten o çözüm sürecinde de büyük bir yankı yaratmıştı. Destek oldu değil mi? Allah razı olsun. Sağ olsun. Gerçekten büyüğümüzdü. Büyük ustamız, büyük edebiyatçımızı. Akrabaları var mı köyde hala? Akrabaları yok. Zaten babasının mezarı burada. Kendisinin hanımının mezarı Kadirli'de. Burada kimsesi yok. Abi Allah mekanını cennet etsin. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Öyle. Sen okudun tabii. Hanımın da. Hem Allah'a emanet olsun. Sevgili seyirciler, şimdi yine merhum Yaşar Kemal emmimin yakın arkadaşlarından Halil Gürbüz amcamın yanına geldik. Bakalım ne anlatacak? Bize neler söyleyecek? Gelin beraber dinleyelim. Selamünaleyküm. Selam derim. Nasılsın annem? Sağ ol, hoş geldin. Döndü ablam, iyi misin? Sağ ol, gözlerini öperim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Köyümüze ve evimize şeref verdin. O şeref bize ait. Estağfurullah, olur mu ya? Yaşar Kemal'in köyüne nereden gelmişiz. Nereden Döndü ablamın evine gelmişiz. İstanbullardan geliyorum. Yaşar Kemal bizim bir emoğlu diye sevdiğim bir insan. Bize hep emoğlu diye karşılardık. Muhtarlığından sonra Yaşar Kemal Hemite'de var oldu. Sen muhtar mıydın? Muhtardım. Anam sen bu köyün muhtarı mıydın? Muhtarıydım. Ay ne güzel ya. Sağ ol. Osmaniye'nin ilk belediye çavuşuydum. Osmaniye'nin ilk bayan muhtar oldum köy olarak. Bak ya çavuşlukta mı yaptın? Çavuşluk da yaptım. Şimdi ben çavuş oldum. Ay bak çavuş oldum abi. Nasılsın emmi iyi misin? Hallen mi? Oldum sen ne yapayım mı? Ne yapayım ben de vallahi geziyor köy geziyor ya. Burada doğdu. Hangi sen geldi? Hangi sen doğdu bilmem. Tamam. Anası çok güzel avladıdır. Hala buna emişmişler. Ha süt kardeşiymiş halanla. Sen o yüzden mi emmoğlu diyordun? Babam çok yardımcı olmuş. Bayağı babam 116 yaşında şu anda. Öyle mi? Emmi? Maşallah sana ne güzel 116 yaşındaymışsın ya. Maşallah subhanallah. Ya Kemal Van'dan geldi babası, emmisi. Van'dan gelme. Van'dan gel. Çok iri yapılıymış babası abi. Haa. Yaşar Kemal de iriydi ama değil mi? Döndü ablam. Hallemim gerçekten 116 evet, yaşındayım. 1314 doğumlu. Maşallah. Eski tarihe göre. Maşallah. Rus yardım daha sonra çıkarttırmış. Şu anda 98 yaşında ama ana doğumu 110 yaşındı. 116. 1914'te Fransızlar buraya geldiğinde babam diyor ki bunların gelişini, gidişini, şurada oturuşunu, yemek yiyişlerini, insanlık duygularını, her şeyini rahatlıkla anlatır. Alper Akınoğlu
şeyde direktördü. Balcılı'da. O zaman plakat verdiler. Bizi hep köylü olarak davet etti. Bizi o kadar ağırladılar ki yani validen önce protokol yer ayırttırdık. Bu kadar ya, şey verdi. Hemşerileri o kadar olacak canım. Biz çok görüşüyorduk. Görüşüyorduk. Bilmiyorum yani boşluğa düştü benim adına. Köyden bir isteğim yok. Ben ne olur falan derdim. Benim de köyüm var dedi. O da Çengelköy'de mi oturuyormuş? Hakikaten böyle derdi bana. Yani bizim burada her şey var derdi yani. Şimdi bizim köyümüze bir iki sefer önce davet ettim. Sen benim köyüme gelmiyorsun ki ben senin köyüne. Senin köyün nerede dedim. Benim köyde Çengelköy. Orada bir Çengelköy'de öyle dedi yani. Bilmiyorum gidip görmedim ama. Şuraya geçeyim annemin yanına bir geçeyim. Anam şalvar mı dikiyorsun? Evet köy şalvarı. Köy şalvarı. Bana da şalvar lazım. Ha bu ayakla yapılmıyor mu? Yok yapılmıyor. Elle yapılıyor. Bilmiyorum anamızdan kalmadı. En az 60-70 senelik makinası. 70 senelik. Aha. 65 bizim Adana şalvarı. İsmin neydi annem? Meyrem değil mi? Türkü çağırdın ya. Ha Meyrem. Hele Meyrem, Meyrem, Meyrem. Kele Meyrem, Meyrem, Meyrem. Eller kınalı Meyrem'le, gözler sürmeli Meyrem. Eller kınalı Meyrem'le, gözler sürmeli Meyrem. Sadece şalvar mı dikiyorsun annem? Lazım olacak ilk yaşamı dikiyorum. Bizim buraların meşhur ne yemeği var? Fişiğimiz var. Fişik? Pancar. Pancardan pişirdim. Ha, pişirdim. Hani var mı? He, var. Tişik mi var? Var. Tişik mi var annem? He. Annem getirdi bakak tadına. Bağırsaklar için falan çok yarayışlıdır. Ana. Hatta bizim burada andırın doktoru derler ona. İstanbul'da bir andırın sağlık ocağında çalışan doktor oturuyormuş. Ha. Tablacı da tablayla tişik satıyormuş. Ha. Adam bağırıyormuş andırın doktoru geldi diye. Oturan doktor da diyormuş ki ya bu adam benim nereden biliyor andırın doktor olduğumu diyor. ne kadar tanıyorlar beni demiş. Mesela pantolon istediğin dikebiliyor mu öyle? Pantolon dikerse dikerek. Değil mi? Evet. Gömlek dikebiliyor mu? Dikerse dikerek. Dikerek yani. Önemli olan kesilmesi. Evet. Güzel oldu ha. Vallahi güzel oldu. Şalvar dikiyor annem. Bana dikiyor. Şey Adana şalvarı mı bu? Evet. Adana şalvarı. Adana şalvarı. Anam tişik geldi. Andır'ın doktoru geldi. Andır'ın doktoru geldi. Andır'ın doktoru. Çorba gibi bir şey mi annem? Evet. Çok eziyetli bir şey. Onu... Nasıl bunu bir tarif et. Nasıl yapıyorsun? Onu ablam biliyor. Anne, pancar geldi mi doğruyoruz güzelce. Suyunu ısıtıyoruz. İçine ayran koyuyoruz. Un çalıyoruz. Arada kapatıyoruz, sabahları bir karıştırıyoruz. Fazla ekşisin diye bir de sinirli adamı çamaşırına koyarlar. Böyle çok sabit sinirli çamaşırına atarlar ki çok fazla ekşisin. Allah Allah. Biz de onu atardık, onu da geri alırız. Ben biraz sinirliyim ama çamaşır şu an... nasıl? Yok, çamaşır yok. Tadına bakayım mı bir? Bak. Anam, buna sinirli adamın çamaşırı atılmış. Bunda bir sinir var bak söyleyeyim. Şimdi bir dakika mesela ben sinirli adamım. Evet. Bunu mesela hazırladık. Evet. Tencerede duruyor. Evet göstereceksiniz. Ha. Şimdi bir tişik koydun ya kazanın. Dur. Üretiyorsun. Şöyle bunu aldın. Evet. Çek attın mesela sinirli evet. Adam. Tencerenin üstüne kapattın. Evet. O zaman daha ekşi oluyor. Tabii. Vay be sisteme bak vallahi ne güzel vallahi. Ayran eşki mi olacak? Evet. Eşki olmazsa olmaz. Olmaz. Adam aynen. İstediği kadar sinirli olsun. Çok eşkimez abi. Çok adamın tişi de eşkimez. Öyle mi? Tabii. Ha. Annem ne koyuyorduk başka içine? Dövme. Ne dövme? Kimi dövme? İçine dövme atalım. Ha içine dövme atıyorsunuz. Evet. Ha. Dövmesiz olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Dövme atacağız. Dövme atacağım. İçinin dövmesi de var. Sevgili seyirciler işte bu gürül gürül duyduğunuz ses Ceyhan Nehri'nin sesi. Hemen kıyısında da ne var? Yaşar Kemal Kültür Evi var. Hadi buyurun. Selamünaleyküm abi. Hoş geldiniz. Sağ olasın, sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Yaşar Kemal Çukurova Kültür Dernek Başkanıyım. Öyle mi? Evet. Memnun oldum abi çok teşekkür ederim. İsminiz neydi abi? Mehmet Özer. Mehmet abi ne güzel bir şey yapmışsınız. Çok böyle eski gençlik resimleri var değil mi rahmetlerin? Evet evet gençlik. Bu üsttekiler gençlik resmi. Baksana burada gencecik. Şu resminde. Bu gençlik resmi. Bunlar şu daha önce köylere ziyaretinde geldiği köy insanlarıyla çekilmiş resim. Yalnız hiç arkasını unutmamış ha. Her sene gelir miydi abi? Her sene gelirdi. Son zamanlarda biraz yaşlandığında tabii yaşlandı. Problemi de vardı. Hatta 2013 yılında en son geldi buraya, kültür evimizin açılışına. Hatta bu Yaşar Kemal rahmetli çok şeyi sevmezdi, protokol sevmezdi. Hatta bana dedi, Mehmet dedi ben bundan bir şey anlamadım. Tekrar gelip ziyaret edeceğim dedi. Geldi mi köyün yaşlı kadınlarıyla, yaşlı insanlarıyla tek tek birebir sohbet etmeyi severdi. Daha ben 10 yaşındayken dahi geldiğinde bu köydeki, çevredeki insanlarla, göçerlerle, köydeki yaşlı insanlarla
komşu köylere giderek bu insanların dertlerini dinleyen bir insandı. Bu eski bir resim. Bak burada mesela gözünde biraz şey olmuş, bir kaza geçirmiş galiba. Küçükken bu. Koyun yüzerken, bıçak böyle dereyi yüzerken bıçak çıkıyor gözüne. Allah. 5-6 yaşlarındayken. Bıçak mı giriyor gözüne? Bıçak giriyor gözüne. Bismillah. O duyduğumuz öyle yani yaşlardan evet. Kilo almış burada. O da, gençken daha zayıfmış. Fotoğrafçı Ara Güler amcayla. Annesi. Annesi mi? Evet annesi. Ha. Tarkan da var burada. Burası neresiymiş? Burası da herhalde kendi evi. Kendi evi. Aha burada Türkan Şoray da var. Türkan Şoray köyümüze iki defa 1073 yılında Namus Borcu filmini çektirdi. Ha. Çekildi burada Hakan Balemir'le. Burada mı çekildi? Evet burada Emite köyünde çekildi. Bir de 81 yılında Yaşar Kemal'in eseri Yılanı Öldürseler filmi. Gene Emite köyümüzde bizzat da kendi evimizde. Allah 60 Allah. 60 gün boyunca orada bu filmi çektiler köyümüzde. Ha 60 gün burada kaldılar yani. Evet 60 gün burada kaldılar. Ha ne güzel ya. Ondan sonra daha çok film çevirdi. Sabuha burada çevrildi köyümüzde. Ciddi misin? Sesin, Çocuklar Çiçek bir burada çekildi. Peki niye bu Emite köyünü seçiyorlar? Yani Yaşar Kemal... Kemal'le ilgili tarihi bir köy olduğundan. Allah Allah. Yani şey hanımın çiftliği ilk bölümü burada çekildi. Dışarıdan gelen insanlar burada bu kültür evinin olduğunu görenler gelip kitaplarını, resimlerini istifade ediyorlar. Burada Yaşar Kemal'in işte parkının olduğu işte gelip oturuyorlar, piknik yapıyorlar, çocuklar oynuyor. Burada Yaşar Kemal'i işte bir daha anıyorlar, resimde çektiriyorlar. Abi teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sevgili seyirciler, turpuyla, fıstığıyla, Karatepe kirimiyle, Ala Camii'yle, Açık Hava Müzesi'yle çok ünlü bir yerdeyiz. Neredeyiz biliyor musunuz? Çukurova'nın bereketli toprağı Kadirli'deyiz, Kadirli'de. Gidiyoruz gündüz gece. Seyirciler, bizim Kadirli'nin meşhurlarından bir tanesi de turp. Arkamda görmüş olduğunuz yerde bir turp havuzu. Teyzelerim orada turpları yıkıyorlar, paklıyorlar, temizliyorlar. Sonra paketleyip bize gönderiyorlar. Şimdi ben teyzelerimin yanına gidiyorum. Bakalım neler yapıyorlar. Allah selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun abi ya? Abi vallahi turp yıkıyoruz turp, ya. Turp biz yıkardık evde, sen niye zahmet ettin? Aa buyurun buyurun. Hayır evde yıkardık diyorum. Ama canım. Evde olmaz. Niye? Tarladan geldiği zaman pazara temiz şekilde gitmesi lazım. Değil mi böyle? Tabii canım toprak, muhakkak. Toprak olmaz. Muhakkak. Burası bir fabrika sayılır şu anda. Değil mi? Tabii. Açık hava fabrikası. Açık hava. Nasıl yıkayım, bir kere yıkayayım mı? Tabii buyurun. Ama dikkat edin. Tamam. Çok tazik var. Bu şekilde yıkıyoruz. Turpları yıkıyoruz. Niye? Sizin için. Tabii. Temiz temiz yiyin diye. Tabii. Artık mevsimin sonu geldi. Turp mevsiminin. Allah! Ne yaptın emmi? Gönder gönder. İsmin neydi abi? Kürşat. Kürşat mı? Evet. Benim adım ney? Sen bilmiyor musun sen? Benim adım, bir adam beni tanımıyor ki. Ben benim tanımıyorum. Adım da Kürşat ya. Allah Allah. Valla. Memnun oldum. Sağ ol, Allah razı olsun. Bu su nereden geliyor? Bu su... Toroslardan geliyor. Toroslardan. Evet. Kar suyu. Kar suyu. İyi tamam, ben ablalarım geldi, onların yanına gidiyorum. Tabii. Görüşürüz, hadi Allah'a emanet ol. Turp mu topluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Turba yapıyorum. Az önce oğlum bunları senin için yıkadı, ben yıkadım. Hı. Anamın eline çamur değmesin dedim ya. Şimdi bunları buradan topluyoruz. Hı. Türünü mürünü ayırıyor musunuz, nasıl yapıyorsunuz? Yoksa... Türünü atıyorsan mı olur mu? Türk gidiyor mu? Tabii. Atmayın, yok. Bana verin, kurban olayım onları. Ne olur biz bulamıyoruz İstanbul'da, Türk bulamıyoruz. Türünü atıyor, sağlamını torbaya koyuyor. Ha, sağlamları torbaya tabii, koyuyorsunuz. Peki gitmesin. Şunları torbaya koyuyorsunuz da bu kaç kilodur bu? Kaç kilo gelir bir tane? 20. Sen kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Boyuna yapıyorum. Boyuna yapıyorum. Mesela bunun bir sezonu var. Yazın bitiyor. Değil mi? Kasım'da başlıyor. Lisan'a kadar. He. Lisan'a kadar sürüyor. Lisan'a kadar yapıyor. Şöyle bir işte. Ha lisan diyorum bir. Kasım'dan Nisan'a dur bakayım. Evet. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 6 ay. Senin adın ne? 4,5 ay burada çalışıyor. Bak. Ondan sonra tarım işine... Tarım işi ne Çukurova'da? Mesela kazma. Karpuz dikiliyor, karpuz otu vuruluyor. Ha karpuz otu. Onlar, evet, onlara da gidiyoruz. Karpuz otu vuruluyor. Ha, bizim buralar da bereketli. Annem üşümüyor musunuz mu? Ayağınız sizin, benim ayağım üşüdü ya. Kar suyuymuş ya bu. Ya bu kar suyu tabii. Aman bu gibi ya. Yayla suyu burada yıkanıyor bu turplar. Evet. Peki sonra buradan nereye gidiyor? Paketleniyor İstanbul, Ankara, Kayseri, Malatya. Kız benim gidiyorum turpları siz mi gönderiyordunuz? Ya. Sağ ol annem, topladınız mı? Evet. Ver bir tane de bana ver. Hadi ver. Ben buraya gelmişim. Analarıma yardım da mı edemeyeceğim ben? Hadi bak. Turp da mı koyamayacağım ben? Bakayım. Kolay gelsin. Abla, şimdi bunu yapıyorsunuz ya. Mesela kaçta bitiyor bizim mesai? Ne zaman bitiyor onu bileyim yani.
Turp bitene kadar mı? Ya. 4.5-5'te mi? Ondan sonra eve mi? Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? İyi vallahi. İyi Allah'a şükür. Sağ ol. Şöyle yüzünü göreyim. Kaldır bir kafanı. Senin adın neydi annem? Türkan Gökçe. Türkan annem. Senin güzel ismin var senin de. Sanatçı adı kız. Türkan Şıra yok mu? Evet babam koymuş. O, anam o yüzden mi evet, koymuş? Başladım. Bundan sonra bu son turplar mı? Evet son. Biz ne yiyecek? Taş mı yiyeyim ben? Ne yiyeyim bundan sonra? Ne yiyeyim ben? Vallahi bilmem. Anam! Abla! Anne. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Anam sen kadın mısın? Erkek misin? Bilemedim ki. Yüzün görünmüyor. Anam yüzün görünmüyor. Niye dedim kardeşim? Niye dedim? Niye kim bu? Ha gördüm gördüm şimdi. Ha şimdi gördüm. Ablam söylesene ödüm koptu dedim. Kim bu dedim ya. Dedim kadınların arasında erkek mi girmiş mi? Olmuş. Anam abla tut. Abla tut kız. Yalan yalan. Anam. Reklam olsun yani. Reklam olsun yani. Benim oradakini kim aldı kız? Ha biliyorum seni. Ha verin onu. Tamam verin onu. Verin onu. Tamam verin verin. Vallahi bir torba daha dolduramadım anne. Of ben ne bileyim şehir çocuğuyum ben. Evde kalın evde evde. Evde kal. Senin adın neydi? Zahide. Anam Zahide mi? Evet. Türküsü var ya. Evet Zahide burada. Zahide kurbanım ey. Ne olacak halim? Yine bir laf duydum. Kırıldı belim. Gelenden geçenden oy haber sorarım. Zahide'm bu hafta oluyor gelin. Vay 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 vay. Başka türkü biliyor musun? Biliyorum. Hakikaten biliyor musun? Evet. Ana söylesene bir tane. Bir tane söyleyeyim. Bir tane söyleyeyim evet. Annem. Kayseri'den buraya gelin geldiğim için, gurbetten olduğum için kendi üzerime söyledim. Ben söyleyeyim, siz dinleyin. Olur annem. Aslıyım yatak yatarım. Oturdum mektup yazarım. Benim kimsem yok bu yelde. Nasıl bayramlar yaparım? Yine bayramlar geliyor. El alem bayram ediyor. Benim gibi dertli hava boynunu bükmüş ağlıyor. Boynunu bükmüş ağlıyor. Kayseri'den gelin gel. Kızım da olursa gurbet ele vermem dedim. Gurbet ele vermem dedim. Vay 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 vay. Ne güzel söyledin annem bizi ağlatacaksın şuraya. Türk toplamaya gidip ağlamaya mı geldin? Vallahi. Bir hareketli söyle diyeyim. Sen bir güzel hareketli söyle. Bir senden bir bizden. Bir tane o zaman hareketli türkü söylüyorum. O şirin sözlerine hayranım gözlerine. Bakma el sözlerine. Gel yanıma gel. Gel 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 yanıma gel. Bakma el sözlerine. Gel yanıma gel. Gel gel gel. Gel yanıma gel. Alkış. Hanımlar. Hani nerede? Bu tarafta yok. Bu taraf alkışlamıyor. Ya bu taraf? Birazcık daha. Şu tarafa biraz daha. Biraz daha. Ne olur kurban. Allah razı olsun. Sağ ol. Anam. Anam. Anam bir şey söyleyeceğim. Bu turp bitmez. Allah yardımcımız olsun. Amin. Ben sana oğlum olarak yardım edeyim diyorum. Diyorum ama belim ağrılar girdi ya. Allah, vallahi yeter Allah, ya. Allah razı olsun. Aynen. Ben de sana bir şey söylüyorum. Hakikat mi? Ben kalede kışlarım. Her il yağlı kışlarım. Senin gibi kötüyü elma ile taşlarım. Heh, aynen öyle valla. Senin gibi kötüyü tur bile taşlarım. Kadirli'nin çarşısı gün vurur karşısına. Adam aşık olur mu kapı bir komşusuna? Abo! Ağzına sağlık. Ne güzel adam. Bahçenizde gül var mı? Gül dibinde yol var mı? Bu gece size yesem karyolanda yer var mı? Allah! Bisiklete binersin bizim orada inersin. Annen soracak olursa teker patladı dersin. Ha, ne güzel dedin valla. Patron bakıyor, patron bakıyor. Patron bakıyor, çalışak mı? Patron bakıyor nerede? Patronumuz bir şey demez. Buradan da Amasya'da oğlum Atakan'a selamlar gönderiyorum. Ha. Asker oldum giydim yele geyle suna gelin eyle. 3 günde ayırdı sana geylen
yanısına gelin eyle. Verin benim martinimi çantama koy tütünümü. İşte giydim potinimi, eylen suna gelin eylen. Askerlere, askerlere, tertiplere. Şöyle şu tarafa doğru atarım şöyle. Allah! Kolay gelsin abi. Tamam. Şimdi oradan aldık. Abi iskife vuruyor. Buraya getiriyor. Ne yapıyoruz? İskife vuruyoruz burada. Ha, iskife diyoruz. Sıralıyoruz. Ağzı bağlanıyor. Kamyonlara gidiyor. Kamyonlara gidiyor. Yallah İstanbul. İstanbul. Ondan sonra Kürşat yesin. Eş dost yesin. İçsin. Ne yapacaksın? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunlar buyurun. Ne olacak ya? Kurban olayım. Bunlar. Abi bunlar takoz artık. Bunların işi bitti. Vallahi çürük mü bunlar? Bunlar çürük gidiyor. Çürük. Bunlar artık ıskarta. Şuna bak. Kıpkırmızı. Ne güzel ya. Tertemiz oldu. Ali abi. Şimdi bu Allah'ın izniyle şifa. Evet abi. Neye şifa? Abi bu sindirim sistemleri ne iyi gelir? Diyorlar ki 10 yaş gençleştiriyor diyorlar ya. 10 yaş değil, 5 yaş kesinlikle daha fazla. Ya yanlış bilgi almışım, pardon, 5 yaş mı? Bir de diyorlar ki hastalandığın zaman... Turp yiyeceksin. Turp yiyeceksin ama turpu keseceksin diyorlar. Siyah turp. Ha, kara turp, şuradakilere. Ayıp ediyorum, vallahi ayıp ediyorum. Yo yo yo, vallahi bırakmam, yok. Tamam hadi gel bakalım. Sağ olasın. Senin ismin neydi abi? Mahmut. Mahmut, sen bunun şifasını biliyor musun? Valla bol bol gaz yapar. Bayağı şifalıymış lan. He. Çok ortamda yememekte fayda var diyor. Fazla kaçırmadan. Abartmamak lazım diyor. İyi ben gideyim şu annemlere bir sorayım. Ne şifaymış bir öğreneyim geleyim 2 dakika. Bu siyah turp. Tamam. Mesela bunun içine koyacağım, balı koyacağım. Tamam. Balı koydum bir de bu sulanır. Sulandığı için çok güzel olur. Boraşı da. Ondan sonra iç organlarımızın hastalıklarına, bağırsaklarımızın düğmelenmesine, kalplerimizin düğmesine faydalıdır. Vay be maşallah. Mesela bunu. Bunu aldık. Şöyle aldık. Bunu şöyle dolma gibi koyacağız. Ha, normal biber dolması gibi. Heh. Bak şöyle batacağım domates dolması gibi. Bunu böyle aldık. Aldık tamam. Evet bunun kafası vardı ama kafası kaybolmuş. Şimdi o içine mi? Ha, bunu böyle koyduk. Evet, bu da mesela kapağı diyelim. Tamam. O da kapağı mı? Ha. Bu da ona kapak olsun. Da, bu balı koyduğumuz anda bunu ağzına koyabileceğiz. Ha, tamam. İçine pislik girmemesi için. Tamam. Böyle güzel bir tabağın içine koyacağız. Bunu suyun içeceğiz. Bir dakika şöyle bir gösterelim. Bunun içine bunu koyduk, balı koyduk. Evet. Sonra kapağı mı kapatacağız? Evet, kapağını kapatacağız. Kapattı. Kendi kendine sulanır içinde. Ha, sonra o suyu mu içeceğiz? Ha, o suyu içeceğiz. Hepsini mi? Tabii ki. Yoksa kaşık kaşık mı? Yok ya, böyle ağzıma alacağım, böyle içeceğim. Kız zehirlenmeyin. Yok, ben ne zaman yapıyorum? Tamam o zaman. Üşütmelere, karın ağrısına, boraşide, bağırsakların duymasına, karnımızın duymasına çok faydalı. Şu bunun içi niye böyle? Bunun içi böyle annem. Onun içi de güzel işte. Yemekler de geliyor. Desene ya, ye işte, ne sorup duruyorsun desene ya. Yediğimiz her tamam, şeyi sindiriyor. Ben de her şeyi ne soruyorsam. Ben de çok soruyorum. Ne bileyim ya, ben. Gidip tamam yiyeyim, ben bunu yiyorum. Tamam, tamam hadi kolay gelsin. Ha bunun da içi böyle kırmızı.